Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Evet, bir önceki analizde sizlere vurgulamış olduğum gibi Dolar-TL yatırımlarında zarardan nasıl kendimizi koruyabiliriz? Analizimizin konusu bu. Tabii ki bu konuyu biraz daha geniş düşünmek gerekir. Zira yatırım biliyorsunuz arkadaşlar her zaman için kâr ettireceği garantisi olmayan ama elbette ki riskli bir varlığa yatırım yapmışsanız, riskten kastımız fiyatları sürekli olarak değişkenlik arz eden bir yatırım, bir araca yatırım yapmışsanız, muhakkak surette yanılma payınız olacaktır ve bu risklerden kendinizi koruyabilmenin bir yolu yordamı var mıdır şeklindeki soru da her zaman için gündemde olacaktır. Arkadaşlar, hayattan, yaşamımızdan bir örnek vermek kaydıyla bir araç alıyoruz, bir otomobil alıyoruz ve bunu mutlaka kasko yaptırıyoruz. Niçin? İşte olası bir zarardan, olası bir kazadan, işte yangından, hırsızlıktan vesaire gibi kontrolümüz dışında oluşabilecek olan bir takım ziyanlardan kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bunun için de bir bedel ödüyoruz, bir sigorta bedeli ödüyoruz. Dilediğiniz kadar iyi şoför olun, dilediğiniz kadar aracınızı çok ama çok iyi muhafaza edebilecek imkanlara sahip olun ama yine de kendi kontrolünüz dışındaki sebepler nedeniyle bir şeyler olabiliyor. Sizin çok iyi şoför olmanız asla kaza yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Bir başka sürücü gelip size çarpabiliyor veya bir kazaya karışabiliyorsunuz. İşte arkadaşlar, zarardan korumak, olası öngörülemeyen durumlardan kendimizi koruyabilmek adına bir takım imkanlar mevcut ise, konumuz Dolar-TL olduğuna göre, Dolar-TL adına da kendimizi zarardan koruyabilmek, yatırımlarımızı zarar etmesini engelleyebilmek adına bir takım imkanlar mevcuttur. Ve bu imkanların en başında ise VIOP dediğimiz, vadeli opsiyon piyasası dediğimiz alanda işlem yapmak suretiyle pozisyonlarımızı koruma, yani hedge etme imkanımız bulunmakta. Sevgili arkadaşlar, VIOP konusu biliyorum birçok kişinin önyargıyla yaklaştığı, birçok kişinin ise hiç bilmediği, hatta duymayanların dahi olduğunu zaman zaman fark etmekteyim. Ama sizler eğer bu alanda yatırım yapıyorsanız, ön yargıyla yaklaşmak yerine bu işin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve ne gibi faydalarının olabileceğini, size hangi imkanları sağlayabileceğini araştırmanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Ve ben bu mantıkla belki faydalı olabilir düşüncesiyle sizlere farklı bir bakış açısı ve bu hususu öğrenmek ve araştırmanız adına bir ışık yakabilirim düşüncesiyle şimdi birkaç canlı örnek vereceğim. Sevgili arkadaşlar, evet, elinizde dolarınız bulunuyor diyelim ki ve siz piyasadan endişe ediyorsunuz. Ya düşecek mi, daha düşer mi, tutsam mı, satsam mı gibi bir takım kararsızlıklar yaşamaktasınız. Belki daha fazla düşebileceğini veya X bir seviyeye kadar geri çekilme ihtimalinin var olduğunu tahmin ediyorsunuz. Böyle bir endişeniz var ama satmaya da korkuyorsunuz veya satmaya da çekiniyorsunuz. Ya çıkarsa, ya bir anda fırlarsa, ben satarım tekrardan yükselmeye başlarsa gibi kafanızda birçok endişeleriniz olabiliyor. Ve arkadaşlar, malumunuz üzere işte altı seviyelerinin üzerinden başlayan net ve çok ciddi bir geri çekilme oldu ve birçok dolar yatırımcısı arkadaşımız daha da çok yükselecek düşüncesiyle aldığı dolarlarını ha buradan geri döner ha buradan tepki olur şeklindeki düşüncelerle bu seviyelere kadar önemli bir zarar içerisinde kaldı. Peki, VIOP'ta işlem yapmış olsa idiniz, yani pozisyonlarınızı VIOP kontratlarıyla garanti altına alacak şekilde bir adım izlemiş olsaydınız ne olurdu? Ben size bunun örneklerini arz etmeye çalışayım. Değerli arkadaşlar, bu bir Excel tablosu ve bu tabloda VIOP işlemleriyle değişik seviyelerden yapılmış olan işlemlerin ne gibi imkanlar sağlayabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bir VIOP kontratı 410 TL'dir. Zaman zaman 400 TL'ye iniyor, zaman zaman 420 TL'ye çıkıyor. Bu borsa tarafından belirlenen bir sabit rakamdır. Yani siz bir kontratlık işlem yapmak isterseniz 410 TL karşılığı 410 TL paranızın mutlaka hesabınızda bulunması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki 520 seviyesinden dolar aldınız. Yani bu seviyenin uygun bir seviye olduğunu düşündünüz. Artık önümüzdeki süre içerisinde bir yükseliş eğiliminin olacağını düşündünüz. Ancak bir korkunuz var. Yani ben 5.20'den aldım ama bu 5'e kadar geri çekilir mi? Veya geri çekilirse ne olur? Ben bu almış olduğum dolarımdan zarar etmiş olacağım gibi endişeleriniz bulunuyorsa veya o anki teknik tablo
O anki atmosfer, siz alım yaptıktan sonra dolar TL'nin aşağı yönlü bir hareketlilik kazanmasına sebebiyet verdi. İşte bu durumda arkadaşlar, örnek veriyorum. Tamamıyla bunlar birer örnekten ibarettir. Siz diyelim ki 1000 dolar aldınız arkadaşlar. 5.20 fiyatından 1000 dolar aldınız ve 5.200 TL ödediniz. Ve eğer ki dolar 5 TL'ye geri çekilir ise bu durumda sizin elinizdeki paranızın kıymeti 5.000 TL'ye ulaşmış olacak. Yani 200 TL zarar etmiş olacaksınız. Ama bu işte zarar ihtimalinizden kendinizi koruyabilmek için sadece ve sadece 410 TL karşılığında bir kontrat, bir short işlemi yapmış olsa idiniz. Yani 5.20 seviyesinden işlem yapıp da 5 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmış olsaydı sizin arkadaşlar burada 200 TL gibi bir karınız olacaktı. Yani 5.000 TL'nizi veya 1.000 dolarınızın size yaratabileceği zararı sadece ve sadece 410 TL'lik bir işlem ile bu zarardan kurtulup nötr bir durumda kalabilirdiniz. %48,78'lik bir kar marjı oluşuyor arkadaşlar. 5.20'den 5 seviyesine doğru bir geri çekilme olsa idi. Biz bunu arkadaşlar 5 kontrat üzerinden düşünelim. 5 kontratlık işlem yapmayı düşündünüz. Tabii ki kendiniz bütçenize bağlı olarak bu konuyu ayarlayacaksınız. Elinizdeki miktar, yani elinizde taşımış olduğunuz miktarın oranını dikkate alacaksınız. Örnek verelim arkadaşlar. Elinizde 10 bin dolar gibi bir yatırımınızın olduğunu düşünelim. 10 bin doları 5.20 seviyesinden aldınız ve 52.000 TL ödediniz. Ve arkadaşlar dolar 5.10 seviyesine düştü. Siz bu durumda 10 bin dolarınız 51.000 TL'ye düştüğü için bu durumda arkadaşlar 1.000 TL zarar etmiş olacaksınız. Siz burada sadece ve sadece 5 kontratla işlem yapmış olsaydınız eğer, yani bu 10.000 TL'nin 10.000 dolarlık yatırımınızı sadece 5 kontratla, yani 2.000 TL toplam bir ödeme ile yapacağınız bir işlem sonrasında 5.20'den 5.10 seviyesine kadar bir gerileme yaşanmış olsaydı 500 TL kazanmış olacaktınız. Yani 1.000 TL'lik zararınızın 500 TL'sini buradan çıkarmış olacaktınız. Tabii ki burada mantıklı olan, eğer ki siz 10 bin dolar gibi bir rakamla yatırım yaptıysanız, burada şu oranı 5 kontratı 10 kontrat olarak değerlendirdiğinizde toplam 4.000 TL gibi bir rakam yatırmış oluyorsunuz. Burada arkadaşlar genellikle uygulanan oran şudur. Siz kaç dolarlık işlem yaptıysanız bunun onda biri kadar bir rakamı Viyop alanında kullanırsanız bu durumda daha optimal bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar siz 50.000 TL civarında bir rakamla dolar alımı yaptıysanız bu durumda bunun onda birine yakın bir seviye, 4.000 TL gibi, %10'u gibi bir rakama yakın bir seviyeyi, 4.000 TL gibi bir rakamı Viyop alanında kullanmış olsaydınız, 10 kontratla işlem yapıp 4.100 TL gibi bir paranızı kullanmış olsaydınız ve dolar 5.20'den 5.10'a geri çekilmiş olsaydı, gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.000 TL kazanabiliyorsunuz ve sizin dolarınızın, elinizdeki dolarınızın 5.20'den 5.10'a düşmesi durumunda sizin yaşayacağınız zarar buradaki kar ile ortadan kalkmış olacak idi. Değerli arkadaşlar, bugünlerde dolar alımı yapmak isteyen insanların düşünebileceği bir şey veya elinizde dolarınız var ama bu dolarda bir geri çekilme ihtimalinin olabileceğini biraz daha yoğun görüyorsunuz. Bu korkularınızı gidermek bakımından, bu endişelerinizi gidermek bakımından daha da düşerse zararın büyümesin adına bu tarz işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar, 5.50'ler seviyesinde dolar aldığınızı farz edelim. Yani geçtiğimiz günlerde 5.50 üzerine bir atak oldu ve bu dönemlerde 5.50'nin üzerine çıkılmasıyla birlikte önemli miktarda tekrardan doların yükselebileceği düşüncesiyle dolar alımı yapan bazı insanlarımız oldu. Bu seviyelerde arkadaşlar 5.50'den dolar almış olan bir arkadaşımız bu seviyelerden örneğin 15 kontrat civarında, yani 6.150 TL'sini riske etmek kaydıyla bir short işlemi yapmış olsaydı ve bugün 5.20 seviyelerine gelmiş bulunuyoruz. Bu durumda arkadaşlar 4.500 TL para kazanmış olabilecektir. Şimdi fiziki olarak baktığımız zaman arkadaşlar, yani 10 bin dolar aldığını düşünelim kişinin. 10 bin dolar karşılığında 55 bin lira yatırdı. Bugün dolar 5.20. Dolayısıyla parası 3.000 TL civarında değer kaybetmiş veya 3.000 TL zarar etmiş durumda.
Ama dediğim gibi 15 kontratlık bir işlem yapmış olsaydı fiziki anlamda aldığı 5.50'den almış olduğu doları 3.000 TL zarar yaratırken buradaki işlem sayesinde arkadaşlar 4.500 TL gibi bir kazanç durumu oluşmuş. Bakınız %73'ler seviyesine ulaşan bir karlılık durumu söz konusu olabilmiş. Arkadaşlar elbette ki şu soruyu soracaksınız. Tamam, ben doların düşebileceği ihtimaline karşı böyle bir korkum ve endişem bulunduğu için bir short işlemi yaptım ama dolar düşmez, yükselirse benim almış olduğum dolar pozisyonundan para kazanırım. Ama burada da terste kalmış olurum. Yani ben burada düşerse para kazanabilecek durumdayım. Bu durumda ne olacak? Arkadaşlar bu durumu gördüğünüz anda derhal buradaki pozisyonunuzu kapatmanız gerekecek. Buradaki pozisyonunuzu belki 100 TL, 200 TL, 50 TL her neyse kaç kontratlık işlem yapıyorsanız bu pozisyonunuzu kapattığınız zaman yani artık dolara yönelik elimde bulunan dolar TL'ye yönelik geri çekilme endişesi bitmiştir. Artık yukarı bir eğilim başlamıştır gibi düşündüğünüz anda pozisyonunuzu kapatarak sigortanızı bir anlamda böyle tanımlamış olayım. Sigortanızı ortadan kaldırmak suretiyle bu sıkıntıdan da kurtulmuş olabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar bu işlem benim icat ettiğim bir işlem değil tabii ki. FIOP denilen sistem ana amacı sadece VIOP'tan alım satım yaparak buradan trade ederek para kazanmak değildir. Pozisyonları koruyabilmek adına olası zararları, öngörülemeyen zararları hedge edebilmek, sigorta altına alabilmek amacıyla yapılmakta olan bir işlemdir. Zira hisse senetleri için de aynı durum söz konusudur. Siz endeksin yükseleceğine veya elinizdeki hissenin yükseleceğini düşünerek önemli bir miktarda bir pozisyon açarsanız ama bu yükselişin mutlaka ve mutlaka yaşanacağının bir garantisi var mı? Hayır, yok. Siz pozisyonunuzun %5'i kadar, %10'u kadar bir miktarı ayrıca endeksin veya o hisse VIOP alanında işlem görmekte ise o hissenin düşebileceği yönünde pozisyon açtığınız zaman olası beklenmedik zararlara karşı kendinizi koruma imkanını, ihtimalini yaratmış olabileceksiniz. Değerli arkadaşlar, VIOP işlemlerinin bir diğer özelliği ise siz paranız VIOP sisteminde kaldığı müddetçe yani elinizde 5 kontratınız var bekliyorsunuz, 10 kontratınız var bekliyorsunuz. Bu durumda bire paranız gecelik bir faiz kazanabilmekte. Yani aynı zamanda ekstra bir getirisi, ekstra bir kazancınız da olabilmekte. Bunlar tabii ki VIOP sisteminin avantajlarıdır. Ancak siz sadece ve sadece 10 kontrat bedeli olan 410 TL'nin karşılığında 4.100 TL paranız bulunuyor ve bu paranın karşılığında 10 kontratlık bir işlem yaptınız. Oldu ya, düşüş olmadı, birkaç kuruşluk yükseliş oldu. Böyle bir durumda siz bu noktada zararlı durumda olacağınız için size bir gün sonra veya 2 gün sonra yani o zarar durumu oluştuğu anda aracı kurumunuzdan 100 TL ekside kaldınız. İşte siz short yönünde işlem yapmıştınız ama piyasada bir yükseliş var. 3-5 kuruşluk, 10 kuruşluk bir yükseliş oldu. Bu durumda sizin pozisyonlarınız 100 lira, 150 lira zarar etti şeklindeki bir düşünceyle eğer burada o ekstra 100 liranız bulunmuyor ise onu tamamlamanız gerekecektir. Bu nedenle siz eğer atıyorum VIOP hesabınıza 5.000 TL yatırdıysanız bu durumda bu paranın tamamıyla alım yapmak yani son limitine kadar 5.000 TL'ye kaç kontrat işlem yapabiliyorsanız tamamıyla işlem yapmak yerine örneğin 10 kontratlık işlem haddiniz varsa 8 kontratlık işlem açarak bunun gibi böyle gün içerisinde veya 1-2 günlük süreçler içerisinde oluşabilecek olan terste kalma durumuna karşı da kendinizi biraz daha rahat hissetme imkanınız olabilecektir. Arkadaşlar VIOP işlemleri bütün aracı kurumlar ve bütün bankalarda yapılabilen bir işlemdir. Yalnız sadece borsa hesabınızın olması veya döviz hesabınızın olması bunun için yeterli olmuyor. Ayrıca bir VIOP sözleşmesi yapmanız sizden talep edilmekte. Ve tabii ki ben sizlere bu konunun avantajlarını ve dezavantajlarını bu kısa süre içerisinde izah etmeye çalıştım ama muhakkak surette bu konuyu biraz daha araştırmanızda, biraz daha öğrenmenizde ve bazı çeşitli demo imkanları sunan aracı kurumların işlem modüllerinde de deneme yanılma işlemleri yapmak kaydıyla kendinizi test etmenizde yarar bulunmaktayım. Tamamen öğrenmeden, ayrıntılarını tamamen kavramadan sadece benim bu anlatmış olduğum verileri, bilgileri dikkate almak kaydıyla
İşlem yapmanız hatalı sonuçlara yol açabilir. Ben burada tamamıyla sizlere kendinizi koruyabilmek adına bir imkanınızın olduğundan ve bu koruma imkanının haricinde para dahi beklentilerinizin dışında bir gelişme olsa bile şu son örnekte olduğu gibi para dahi kazanma imkanınızın olabileceğini ifade etmeye çalıştım. Sevgili arkadaşlar, BIOP konusuyla ilgili anlatacaklarım bundan ibarettir. Lütfen hiçbir yatırım aracının, hiçbir teknik sistemin, hiçbir konjüktürel yapının garantisi olmayacağını ve eğer ki bu alanlarda yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve yapıyorsanız muhakkak surette kendinizi koruyabilecek, kontrolünüz dışında gelişebilecek olan olaylara karşı tedbirler almanız gerektiğini hatırlatmış olayım. Ve bu konuya lütfen önem veriniz, lütfen öğrenmeye çalışınız. Efendim, umarım anlatmış olduğum bilgiler yeterli ve olmuştur. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, saygılar efendim.